Konuklar, ekosistemle devam ediyoruz. Şimdi sizlere çok değerli bir çevre bilimci ve sosyal girişimciyi takdim etmek istiyorum. 10 yaşından başlayarak takip eden yıllar içerisinde ülkemize gelen kuş türlerinin çeşitliliği ve sayısındaki düşüşü gözlemlemiş. Bu üzücü ve dramatik değişimin nedenlerini araştırdığında ise altıda yanıtanın zannettiği gibi ekolojik bozulma ve iklim değişikliği olmadığını, ekomin, ekonominin olduğunu fark edip bütün hayatını bu gidişatı tersine çevirmeye adamış bir doğa tutkunu. Tüm enerjisini mümkün olduğunca çok insana ulaşarak çok geç kalmadan yapılabilecek her şey için kurucusu olduğu birçok platformda meşaleyi taşıyan bir lider. Yüzden fazla bilimsel yayını, sayısız popüler makalesi, kitabı ve açık radyoda her gün yayınlanan program olan bir bilim insanı. Ekolojik ve sosyal adalet için türetim ekonomisini oluşturmak amacını güden Good for Trust kurucusu ve kışkırtıcısı, gelecekteki şirketler ve türetim ekonomisi başlıklı konuşmasını yapmak üzere doktor Uygar Özesmi'yi ekranlara davet ediyorum. Müzik Herkese merhaba. Fütüristler Derneği'nin ve Marketing Türkiye'nin bu güzel programında sizlerle olmaktan çok mutluyum. Gördüm ki bütün sunumlarda şu ana kadar esasında sadece sorunlar üzerine değil, aynı zamanda çözümler üzerine de gidiyoruz. Dolayısıyla ben de bugün esasında sizlere pek de sorunlardan bahsetmeyeceğim. Daha çok çözümler üzerine ve biz ne yapabiliriz, Bizler şirketler olarak neler yapabiliriz, nereye doğru gidiyoruz, istikametimiz ne onları paylaşmak istiyorum. Gelecekte şirketler ve e, türetim ekonomisi e, konumuz. Şimdi e, bahsedildiği gibi esasında bizim sorunumuz iklim değişikliği veya biyolojik çeşitlilik krizi değil. Evet, çok büyük bir tehdit bunlar, çok büyük bir kriz. Zaten Nusret Hoca anlattı, Duygu Erten e, anlattı yine. E, Uğur e, bize çok güzel bir şekilde biyolojik çeşitlilik krizini e, özetledi. Şimdi esasında bütün bunların yani bu tehditlerin, bu sorunun altındaki gerçek sorun bugünün şirketleri, bugünün üretimi, bugünün tüketimi, bugünün ekonomisi, sorunun ta kendisi. O zaman geleceğin şirketleri, geleceğin türetimi, geleceğin ekonomisi de çözümün ta kendisi olabilir e, diyoruz. Şimdi gençler de zaten bu çözümü bizlerden talep ediyorlar. Baktığımız zaman gençler güven istiyorlar. Kendisi gibi olabilmek istiyorlar bu toplumun içerisinde. Güvenlik istiyorlar. Tehdit altında olmamak istiyorlar. Yine gençler geçim sağlayabilmek istiyorlar. Kendi kendilerine yetmek ve bağımsız olmak, kendi ayakları üzerinde durmak istiyorlar. Deneyimler istiyorlar. Çok zengin ve mal sahibi olma peşinde değiller. Daha çok yaşamı deneyimlemek istiyorlar ve anlam arıyorlar. Gençler anlam istiyor. Gezegene zarar vermeyen, topluma faydalı işler yapmak istiyorlar. Gençler yoksa anlamsız işlerde ve geleceklerini karartan işlerde çalışmak istemiyorlar. Şimdi onun içinde onların çalışmak isteyeceği bu geleceğin şirketleri nasıl olmalı? Bu geleceğin şirketleri nereye doğru gidiyor? İsterseniz ona bakalım. Başta güvenlik, iyilik paylaşma, işbirliği ve birlikte hak etme değerlerini gözeten şirketler istiyorlar gençler. Yine insan, toplum ve doğanın haklarını temel ilke edinen şirketlerde çalışmak istiyorlar. Doğa ile uyumlu üretim süreçleriyle sosyal adalete gözeten şirketlere ihtiyacımız var. Ürün ve hizmetleri üretirken hammadde, malzeme, diğer girdileri de seçerken ve alırken toplumsal ve doğal bedelleri Dikkate alan şirketleri istiyor temelde gençler ve bizim de zaten buna ihtiyacımız var. Bugünkü konuşmalardan bir tanesinde İGE hareketiyle Mehmet Tüfekçi'nin e, bu konuda arçeliğin yapmakta olduklarını e, özetledi. Bakın onlar da bu doğrultuda bu istikamette gitmeye başlamak için ilk adımları 60 hatta küçük küçük adımlarda e, ve e, başarılarda da e, takip ediyor. Geleceğin şirketleri en az düzeyde enerji ve doğal varlık kullanması gerekiyor. Dikkat ederseniz varlıktan bahsediyorum, kaynaktan değil. Çünkü doğa bizim kaynağımız değil. Doğa başlı başına değeri olan bir varlık olarak artık yeni bir paradigma ile yeni bir çağa giriyoruz. Geleceğin şirketleri çıktılarını atık kavramından uzak, döngüsel ve dönüştürülebilir olmasına sağlayan şirketler. Üretim yerine toplumsal ve gerekse doğal çevresiyle uyum içerisinde seçen, yani oturup da bir ormanı kesip de oraya bir e, fabrika, bir e, bina diken şirketler değil, çalışanlarını yönetime katan ve katılımcı karar veren şirketler geleceğin şirketleri, insanların arzularına uygun, sağlıklı çalışma ortamları oluşturan, uyumlu çalışma saatleri ve adil bir ücret politikası sunan şirketleri sadece istemiyor gençler. Bizim ihtiyacımız olan sürdürülebilir şirketler de işte bu şirketler. Bu şirketler hak etmediği herhangi bir gelir, ayrıcalık, avantaj ve benzeri unsurları elde etmeye kalkışmayan, ahlak ve hukuka aykırı talepleri karşılamayan şirketlerden bahsediyoruz. Çok yakın zamanda büyük bir telekomünikasyon şirketinin Irak'ta nasıl bir bataklığa saplandığını biliyoruz. Aynen bunları yaptığı için tedarik zincirinde doğanın, toplum ve insanın haklarını gözeten şirketler, geleceğin şirketleri. Evet, bu geleceğin şirketleri ne de dünya esasında hiç de yabancı değil. Bunlar var olan şirketler, geçmişten geliyorlar ve hala var. İşte size bir örnek, Kongo Gumi diye Japonya'da bir şirket var. 1428 yıldır var. Ama niye? Çünkü bu şirketler 16 ilkeyi takip ediyor. Bunlara Shokuka Kokoroe no Koto diyorlar. Yani ailenin ticari ilkeleri. Bu ailenin ticari ilkeleri de ne diyor biliyor musunuz? Dedikleri şeyden bir tanesi şu. Diyor ki karı maksimize etmeyeceksin. Doğaya ve insana zarar vermeyeceksin. Ve sen etik ilkeler çerçevesinde hareket ederek müşterine en az ücretle en kaliteli işi verme üzerinden hareket edeceksin. Ücretinle kar maksimizasyonu yapmayacaksın diyor. Aynı şekilde Çin'deki geçmişe baktığımız zaman aile şirketleri de benzer şekilde konfüçyüzm e, çerçevesinde karı maksimize etmeyi, kar hırsını ahlaka ve etiğe karşı e, görüyorlar. Halbuki bugünkü şirketlere bakıyoruz bunun tam tersini yapıyorlar. Yani geleceğin şirketleri esasında kar maksimizasyonu yapmayan, daha çok topluma ve doğaya fayda üzerinden kendini kurgulayan şirketler olacak. Ama şirketler de tek başına var değiller. Ne diyor Nazım Hikmet? Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim diyor Nazım Hikmet. İşte onun için bizim de işletmeler olarak, şirketler olarak aynen buradaki yağmur ormanı gibi birlikte hareket edebilmemiz ve kendimizi bir ekosistem içerisinde var etmemiz gerekiyor. Bakın bu yağmur ormanı 55 milyon yıldır var. Sürdürülebilirlik mi arıyorsun? Bundan daha uzun bir sürdürülebilirlik olabilir mi? 55 milyon yıldır inanılmaz bir zenginlikle, inanılmaz bir üretkenlikle bu gezegende kocaman bir ekonomi yaratıyor. Bu yağmur ormanları. İşte bu üretken ekosistemler esasında doğanın ekonomisi. Şu anda kim böyle bir yerde olmak istemez? Hepiniz bunu izlerken bu güzel resmin içerisinde şimdi şu taşın üzerine oturup şırıl şırıl su sesini dinleyip diye içimize yosun kokusunu, toprak kokusunu, yağmurun kokusunu çekmek istemeyiz. Hepimiz isteriz bunu. İşte o zaman acaba bütün bu şirketler bir araya gelerek birbirini besleyen çeşitli üretken atıksız bir ekosistem oluşturabilirler mi? Yani orman gibi bir ekonomi hayal edin. O taşın üzerinde oturduğunuzda hissettiklerinizi ekonominin içerisinde, insan ekonomisinin içerisinde hissedebildiğinizi düşünün. Şimdi bu mümkün ve bu ekonomiye biz türetim ekonomisi diyoruz. Yani bir göl ya da orman gibi verimli, gezegeni destekleyen, iyileştiren bir ekonomik ekosistem. Doğaya ve topluma minimum negatif hatta mümkünse pozitif etki eden makro ölçekli döngüsel bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu ekonomik sistemde döngüsel tedarik ağları var. İçeriye giren sermaye dışarıya sızmıyor. En aza indiriyor sinerjik ve döngüsel ilişkiler bu ekosistemde atığa, ekoloji üzerindeki olumsuz etkilere ve sosyal sömürüye izin vermiyor. İşte böyle yepyeni orman gibi bir ekosistemden bahsediyoruz. Yani tüketimin yerine türetim koyduğumuz, tüketim ve üretimi türetim diye bir araya getirdiğimiz... Tüketici yerine de türetici dediğimiz yeni bir e, ekonomik sistemden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir ekonomik sistemi kurmak çok mu zor? Esasında değil. Bakın bunu e, gayet güzel e, doğada biz gözlemliyoruz. Burada bir petri kabında bir bakteri var. O bakteriyi agar agar diye bir e, besinin içerisine koyduğunuzda 14 gün içerisinde hiç büyümediğini görüyorsunuz koloninin. Dünya kadar besin var ama o bakteri büyüyemiyor. Ama sonra o bakterinin yanına bir de fungus ekliyorsunuz. İkisi birlikte işbirliği yapıyor ve o işbirliğinin, o sinerjinin sayesinde hop hemen sistemi agar agardan kendilerine dönüştürüveriyorlar. Bunu sağlayan ne? Bunu sağlayan işbirliği. Bunu sağlayan birlikte çalışma. Sinerji. Dolayısıyla rekabet değil. Bu ikisi savaşa girselerdi buraya ne olurdu? Siz düşünün bu Petri dişinin içerisinde. Şimdi onun için bütün ekonomiyi şu anda bir koca Petri kabı gibi düşünün ve bu tüketim ekonomisi gitgide büyüyor. Ne oluyor? Gezegeni ve insanları sömürüyor. Sonra bunun içerisine türetim ekonomisi diye birbirleriyle yardımlaşan işletmeleri yerleştirin. Mevcut tüketim ekonomisi içerisinde bu türetim ekonomisi tüketim ekonomisinden beslensin, dışarıya bir şey kaçırmasın ve tüketim ekonomisinden daha hızlı bir biçimde bu e, türetim ekonomisi, tüketim ekonomisinin içerisine büyüsün. Bir süre sonra onun büyüme hızı dışarıdaki sistemden daha yükseldiği zaman sistemin gezegen ve insan üzerine sömürü etkisi düşmeye başlayacak. Ta ki artık içerideki sinerjik ilişkiler bunu daha da hızlandırır, zararı verdiğimiz zararı daha az indirirse bir noktada artık biz, bu sinerjik etkilerle türetim ekonomisini tüketim ekonomisinin yerine bir orman gibi koymuş oluruz ve doğaya ve insana sömürümüz ortadan kalkar. Ama bunun dahası da var. Çünkü bereket dediğimiz bir kavram var. Ormanlar doğa bereketlidir. Sen o sinerjik etkileri bir anda oluşturmaya başladığında o kendi sinerjik etkileriyle, o bereketiyle doğayla daha da uyumlu hale gelir doğaya ve insana daha yüksek fayda sağlamaya başlar ve bir süre sonra homeostatik bir sistem içerisinde insanın doğayla uyum içerisinde olduğu, doğaya katkı koyduğu, aynen bir yağmur ormanı gibi 55 milyon yıldır gezegene oksijen veren, biyokütle veren, güneşin enerjisini doğaya ve canlılığa dönüştüren orman ekosistemi gibi bir yeni insan ekonomisi gelecekte ortaya çıkabilir. İşte o ekonomi ...aynen buradaki orman gibi olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki ya çok güzel konuştun, çok güzel teoriler ortaya koydun ama... ...ya biz bunu gerçekte nasıl yapacağız? İşte onun için yapmamız gereken şey aynen doğadaki gibi... ...bu döngüleri örgülemeye başlamak. Yani doğada, bakın burada ekoloji amblemi e, e, var... ...nasıl ki barış amblemi varsa 1970'lerde ortaya çıkan bir de ekoloji amblemi var. TETA. Dolayısıyla bu döngüselliği de simgeliyor. Burada gördüğünüz gibi doğadaki üretimi ve doğadaki döngüselliği ortaya koyuyor. Ki bu döngüsellik gidin azot döngüsüne bakın aynen bu şekilde doğada var. Gidin fosfor döngüsüne bakın aynen bu şekilde doğada var. Gidin karbon döngüsüne bakın... Aynen bu karbon döngüsü de doğada var. O zaman biz de bu döngüyü oluşturmak üzere şirketleri birbirine bu döngüsel bir biçimde bağlayacak bir sistem ortaya koyduk. Buna da goodfortrust.org dedik. Şimdi de bu sistemin üzerinde bugün 427 böyle işletme var. 427 ağaç düşünün ve 21.175 de türetici dediğimiz insanlar var. Bunları da o ormandaki Canlılar gibi düşünün, mantarlar gibi düşünün, kuşlar gibi düşünün, memeliler gibi düşünün, bütün onlar bu ekosistemde bir araya gelmeye başladılar ve burada bu döngüsel ilişkileri ağları kurmaya başladılar, birbirleriyle alışveriş yapıyorlar, doğaya ve insana en az zarar veren bi biçimde üretim yapmak için yola çıktılar ve bu ağları tek tek bu 427 işletme 21.175 kişiyle birlikte harekete geçirmeye başladı. Ama tabii bu bir yağmur ormanı olmaktan çok uzak. Belki küçücük bir koru bugün. Ama şöyle düşünün, bütün bu insanların çoğaldığını düşünün. Geleceğe bakıyoruz ya, uz görüyoruz ya. Öyle bir gelecek hayal edin. Diyin ki gelecekte Türkiye'de 20 milyon üretici hayal edin ve bütün kendi aralarında bu döngüselliği kurmuş, tedarik ağlarını derinleştirmiş, geleceğin 1 milyon üreticisine, KOBİ'sine küçük işletmeleri, büyük işletmeleri buna katkı koyan üretimini onlarla birlikte tedarik ağlarıyla derinleştiren büyük şirketleri düşünün. Böyle bir geleceği uz görelim. İşte o zaman diyoruz ki bütün bu krizlerden, biyolojik çeşitlilik krizinden, bütün bu e, iklim krizinden kendimizi sıyırıp insanlık olarak bir orman ekosistemi gibi yepyeni bir ekonomide bu gezegende varlığımızı bu gezegendeki varlıkları belki o gün hak edebiliriz. Birlikte o geleceğe doğru gidelim. Teşekkür ederim. Good for Trust kurucusu, Türetim Ekonomisi Derneği Başkanı Doktor Uygar Özesmi'ye hem geleceğin şirketlerine bir bakış attığımız için hem geçmişten gelen Şokuke Kokora Nokoto 16 ilkeyi paylaştığı için Yosun, toprak ve yağmur kokusunu bir nebze hissettiğimiz için ve doğadaki işbirliğini ve döngüleri hatırlattığı için çok çok teşekkürler.